Düşündür. Şimdi Türkiye'de çatışmasızlıktan bahsedenler, çatışmasızlıktan bahsedenler veya son yaptığımız operasyonların çatışmasızlık dönemini bitirmediğini iddia eden siyasi bazı çevreler de şunu bilsinler. Eğer böyle bir şey varsa gitsinler. Uyurken şehit edilen iki polisimizin faillerine bunu sorsunlar. Kimse milletin aklıyla, vicdanıyla, basiretiyle alay edemez. Hem çatışmasızlık diyeceksiniz, hem de ülke huzuru için görev yapan polislerimizi uykuda kalleşçe katledenlere sessiz kalacaksınız, öyle mi? Siz sessiz kalırsınız ama devlet sessiz kalmaz. Ceylan Pınar'da yatağında uyuyan iki polis kirli bir şekilde infaz edildi. Kirli bir olaydır. Kim ne derse desin. Savaşı kışkırtalım, kızıştıralım ve bütün buradan çıkacak sonuçların faturasını HDP'ye keselim. Olası ilk erken genel seçimde de Türkiye toplumuna şunu diyelim. Bak, bu teröristlere oy verdiniz. Bunlar askerlerimizi, polislerimizi katledenlere siz oy verdiniz. Bakın, bunlar ülkeyi savaşa sürükledi. Tezgah bu kadar açık. Gelin el ele verelim ve bunların birlikte hesabını soralım. Eğer gerçekten gerçekle yüzleşmeye hazırsanız, gerçekle yüzleşmeye hazırsak, bu vakayı aydınlatmak darbe mekaniğini aydınlatmaktır. Bu vakayı aydınlatmak kirliliğe, bir nevi kumpasa, bir nevi darbe mekaniğine, aynı zamanda birlikte irade ortaya koymaktır.